Evet merhaba arkadaşlar, çemberde uzunluklar konu başlığı sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Soru 1. Bakın bir çember ve P noktasından iki tane PB ve PD keseni çizilmiş. Burada bir PBD üçgeni oluşturulmuş. Ve dikkat ederseniz A, B, C, D noktaları arkadaşlar çemberin üzerinde. O zaman buradaki A, B, D, C bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninin özelliği de karşılıklı açılarının ölçüleri toplamı 180'di. Yani bakın B köşesi 100 derece ise bunun karşısındaki C köşesi 180'e tamamlarsak burası 80 derece olur. D köşesi 50 derece. Bunu da arkadaşlar 180'e tamamladığımızda burası 130 derece gelir. Tekrar bakın doğru açıdan 180'i 130'a tamamladığımızda Y buradan 50 derece. 180'i 80'e tamamlarsak da X 100 derece gelecek. Yani ikilimiz 100,50 gelecek. Evet soru 2. Şekle göre hangi üçgen benzerliği yazılır demiş. Dikkat edin, A, C, D, B bir kirişler dörtgeni arkadaşlar. O yüzden karşılıklı açılar toplamı 180 olacağı için buraya alfa dersek burası 180 eksi alfa olacak. Tekrar bunu 180'e tamamlarsak burası alfa gelecek. Buraya beta dersek karşısındaki köşe A 180 eksi beta olacak. Tekrar 180'e tamamladığımızda burası beta gelecek. Bakın şimdi PAC üçgeni ile PBD üçgenine ikişer açısı eşit oldu. Yani alfa beta alfa beta, zaten üçüncü açıları ortak. O yüzden burada arkadaşlar PAC üçgeni ile PDB üçgeni benzer olur. Evet soru 3. Bakın soru 3'ü az önceki soruyu rehber alırsak ne demiştik? İşte buraya alfa dersek 180 eksi alfa, burası tekrar alfa. Buraya beta dersek 180 eksi beta, tekrar burası beta. Yani PAC üçgeni ile PDB üçgeni benzer oluyor arkadaşlar. Şimdi alfanın karşısında PA, alfanın karşısı büyük üçgende PD, betanın karşısı PC, büyük üçgende betanın karşısı PB. Bu da arkadaşlar P açısının karşısı AC. Bu da büyük üçgende P açısının karşısı BD olur. Bakalım PA'nın PD'ye oranı, PC'nin PB'ye oranı doğru. PA'nın PD'ye oranı, AC'nin BD'ye oranı. Bu da doğru. Bakın burada içler dışlar yaparsak PA ile PB'nin çarpımı PD ile PC'nin çarpımı olur. Bu da doğru. PA'nın AB'ye oranı, AC'nin BD'ye oranı demiş arkadaşlar. Hayır, burada PA'nın PD'ye oranı, AC'nin BD'ye oranı demiştik. Yani bu, o zaman bunun da doğru olması için PD ile AB'nin eşit olması gerekir. O yüzden burada yanlış olan sadece dördüncü şık. Evet soru 4. Bakın az önce kullandığımız benzerlik. Yani yine buradaki PAC üçgeni ile PDB üçgeni benzer oluyor. Yani alfa, burası alfa, bu açı beta, burası beta oluyor. Şimdi bakın alfanın karşısı ne var? 4 var. Büyük üçgende alfanın karşısı PD oluyor. P ortak açısına göre hareket edersek karşısında AC, büyük üçgende BD'yi görüyor. Zaten bakın AC bölü BD oranı 2 bölü 3 verilmiş. PD'ye X dersek 4 bölü X eşittir 2 bölü 3'ten, içler dışlardan 12 eşittir 2X'ten, X eşittir 6 gelir. Evet soru 5. Bakın arkadaşlar burada A ile C'yi birleştirdiğimizde yine az önceki benzerliği yakalayacağız. Yani alfa, bu açı alfa, burası beta ise burası beta olacak. İşte alfanın karşısı 4,
alfanın karşısı büyük üçgende 3 artı x, beta'nın karşısı 3, büyük üçgende beta'nın karşısı 4 artı 5'ten 9 oluyor. 3 ile 9'u sadeleştirdik. İçler dışlardan 3 artı x 12'den, x buradan 9 gelir. Evet, soru 6. Şekle göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi şuna dikkat edelim. Bakın AC yayı arkadaşlar buradan hem B açısını hem D açısını gördüğü için bu açılar birbirine eşit olacak. P açısı, bakın PBC üçgeni ile PAD üçgeninde ortak. Birer açılarında alfa bulduk. O yüzden üçüncü açıları olan yani PCB'deki C açısıyla PAD'deki A açısı birbirine eşit olur. O yüzden burada PAD üçgeni ile PCB üçgeni benzer olur arkadaşlar. O yüzden üçüncü şık doğrudur. PBC açısıyla PDA açısı eşit bulduk. Bu da doğru. PAD ile PCB'nin ölçüleri de eşit. Bu da doğru. Yani hepsi doğrudur arkadaşlar. Evet, soru 7. Bakın az önceki soruyu rehber kullanırsak işte dedik bu açı ile bu açı birbirine eşit. Yani alfa dedik. Bu zaten ortak açı. O yüzden bu açıyla bu açı eşit bulmuştuk. Yani PBC ile PAD benzer. Şimdi bakıyoruz alfanın karşısı 4. PAD üçgeninde alfanın karşısı x. Sonra arkadaşlar bakın buna göre baktığımızda PBC üçgeninde P açısının karşısı CB. Aynı açının karşısı PAD üçgeninde AD arkadaşlar. Buradan 4 bölü x. Bakın CB'nin AD oranı 2 bölü 3 verilmiş. İçler dışlardan 12 eşittir 2x'ten. X de buradan 6 gelir. Evet, soru 8. PAB üçgenine benzer olan üçgen nedir demiş. Şimdi buraya alfa dersek bakın AB yayının ölçüsü çevre açıyı gördüğü için 2 alfa olacak. Buradaki AB kiriş PA'da teğet, yani burada bir teğet kiriş açı var. O zaman bu yayın yarısına eşit olacak. Bu yay 2 alfaydı. Demek ki bu da alfa gelecek arkadaşlar. Şimdi buraya beta dersek PAB üçgenine baktığımızda iki iç açısı alfa beta. Büyük üçgene baktığımızda yine iki iç açısı alfa beta. O zaman PBA üçgenindeki üçüncü açı yani B açısıyla PAC üçgenindeki üçüncü açı A açısı birbirine eşit olacak. Yani PAB ile arkadaşlar PCA üçgeni benzer olacak. Yani PAB'ye benzer olan üçgen PCA üçgeni olacak. Şimdi bu soruyu bakın kullanarak bir sonraki soruda göreceksiniz. Aynı benzerliği yapacağız. Evet, soru 9. İşte az önce bu açıyla bu açıyı eşit demiştik. Bu ortak açıydı. Ve PAB'deki 3. açıyla PAC üçgenindeki 3. açı birbirine eşit demiştik. Şimdi bakın PAB'de alfanın gördüğü kenar x, PAC'de alfanın gördüğü kenar, pardon, PAB'de alfanın gördüğü kenar 4, PAC'de alfanın gördüğü kenar x eşittir. PAB'de bakın beta'nın gördüğü kenar AB, büyük üçgende AC oluyor arkadaşlar. Bu oranda zaten 2 bölü 3 vermiş. Yani 4 bölü x eşittir 2 bölü 3'ten. 12 eşittir 2x'ten. X buradan 6 gelir. Evet, soru 10. AC 4, PD 4 verilmiş. Buna göre PC uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi AC 4 ise buradan ne olacak?
karenin köşegeni 4 ise bakın 4'ü kök 2'ye böldüğümüzde 1 kenar 2 kök 2 gelecek. PD uzunluğu da 4 verilmiş. Yani buradan da 1 kenar 2 kök 2 olacak. Bizden PC uzunluğunu istemiş. Arkadaşlar bakın burası kare çember yayını 4 eşit parçaya böler. Yani bu yay 90 derecedir. O zaman teğet kirişten burası 45 derece gelir. Şimdi bakın buradan bir tane dik indiriyorum. Burada bir 45-45-90 üçgeni oluyor. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 45'lerin karşısı 2-2 olur. Ve buradan bakın bir Pisagor yaparsam PC'ye de x dersem x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 6'nın karesinden x kare 40, x de buradan 2 kök 10 gelir.